Üretim tarafı nasıl? Üretimde de dediğiniz gibi iki tane kıstas var. Bir, hayvanların canlı demirbaş bedelleri üzerine kazandırılacak canlı ağırlıklarla satış fiyatının maliyetinin çiftçinin cebinde bir miktarının kar olarak kalması. Bu işi yapacak olan ne? Bir, en büyük kalem yem ve kaba yem. Yani karma yem ve kaba yem. Bir dünya maliyet unsurları var ama şu anda çiftçinin hissettiği iki tane ana temel girdi var. Karma yem ve kaba yem. Karma yem 160 liralara kadar gelmiş torbası. Karma yemin torbası. Bir yıl içerisinde %80 ile %60 ile %80 arasında zam almış. Kaba yemde de aynı. Geçen sene 75 kuruş olan yonca bu sene 1,5 lira olmuş. Silajlık mısır geçen seneye oranla neredeyse bir kattan fazla %80'in üstünde fiyat almış. Yani çiftçi hem hayvanı teminde yüksek bedel ödüyor canlı hayvan olarak yani diyorsunuz ya sattığı yerine koyacak diye. Hem buradan kaybediyor hem de karma ve kaba yemden dolayı maliyeti artıyor. Peki satış bedeli artıyor mu? Artmıyor. Niye? Çünkü şu anda ESK 37 liradan alıyor. Canlı ağırlık olarak. Ha Evet. piyasa 42 ile 44 lira arasında gidiyor. Hı. Peki bu durumda ne olması gerekiyor? Şimdi kurbanda getirdi satacak adam ne olması gerekiyor? Bir, kurbanda kendi değerini bulursa malını satacak. Bulamadıysa ne yapacak? Mal elinde kalacak. Hayvan elinde kalacak. Yani eğer siz üreticiyi, yetiştiriciyi düşünüyorsanız bu satmakla elinde kalmak arasında çiftçiyi sıkıştırmamanız gerekiyor. Çünkü yani Ardahan'dan, Kars'tan adam hayvanı getirmiş Ankara'da satamadıysa artık onu yok pahasına da olsa satmak gibi bir girdabın içine giriyor. Önemli yani güzel şeyler yani temel sorunlara dokunuyorsunuz. Dediğiniz gibi 10 tane hayvan getirdi, 2 tanesi kaldı elinde. Tekrar aracı yükleyip götürmesi bir maliyet. Ne yapacak? Öldüm fiyatına o Doğru. insan Şimdi satacak. burada iki şey olması lazım. Bir ESK kurbana özel, bu seneye özel olabilir. Kurbana özel bir referans fiyat açıklayacak. En az 42 lira olarak açıklaması lazım büyük Ve bunu başta. da bugünden açıklaması lazım. Bugün akşam açıklayacak ve kalan bütün hayvanları alacağım diyecek. Ne açıklayacak? Diyelim 42 lira açıkladıysa bugün piyasa 42 ile 44 arasında gidiyorsa adam 44'e satsın, 45'e satsın, 50'ye satsın. Ama 42'nin altına satmaması gerektiğini ve bir alıcısının olduğunu bilsin. Bilmesin lazım. Ha bir şey daha var. Bu 42'nin üzerinden %8 de tokluk firesi kesmesin. Ondan da tokluk firesi keserse gene 37 lira Yine düşük geliyor. 36'lara gelir. Evet. Tamam mı? Şimdi SK yapmadıysa lütfen büyükşehir belediyeleri bu işi yapsın artık bu sene. Büyükşehir belediyeleri zaten kendi ihtiyaç olarak aileleri var. Yardım yapılan pandemiden sonra işsiz kalan çok sayıda aile var. Aile Bakanlığı'na göre 22 milyon insan var. Bu aynı şeyi büyükşehir belediyeleri veya normal il belediyeleri, ilçe belediyeleri her kim yaparsa Allah razı olsun. Bu 42 lira, 42,5 lira referans fiyatı olarak açıklasınlar, kalan malları satın alsınlar ve halka gıda yardımı olarak dağıtsınlar. Dağıtmak istemiyorlarsa da fason olarak konserve yaptırsınlar. Yani Satsınlar, satsınlar, pazarlasınlar. evet. Kendi marketleri var, büyük marketler var. Yani Sonuçta belediyeler bu tür sosyal ya organizasyonlar büyük gıda yapıyorlar yani. şirketleri de para kazansın. Yani Evet. bu kırmızı et işleyen şirketler de para kazansın. Sosis yapsın, sucuk yapsın, ne yapıyorsa yapsın. Yani benim önerim yardım olarak dağıtsın. Fazla geldiyse işletsin, piyasaya satsın, parasını alsın. Evet. Ama çiftçiyi bu Sözde değil bir şekilde aynen bu alımla satım arasında sıkıştırmasın. sıkışmaz.